Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere patates küveciği göstereceğim. Tavada yapılan patates küveciği. Bunun için şöyle tavamıza 3-4 kaşık kadar sıvı yağ koyacağız. Sonra rendelediğim 3 tane patatesimi tavama koyacağım. Bir tane rendelediğim tekrar havucum var. Bunları böyle 10 dakika kadar kızartacağım. Çevireceğim, kızartacağım. Bu arada bir tane sivil biberim, bir tane de kırmızı biberim. Bunları da katacağım. Şimdi bunları bir güzel 10 dakika kadar karıştırarak kızartmaya çalışacağım. Ondan sonra başka bir öbür işlemlerime geçeceğim. Bunu 10 dakika kadar güzelce soteledim. Şimdi buna bir tane orta boy soğan, bir tane de yeşil soğan. Bir tane demeyeceğim bunun. Bir kase hemen hemen de. Yani küçük bir kase şeyinde doğradım. Bunu da katacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzum, bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı da pul biberim var. Ama şeyler, baharatları kendinize göre, tuzu da kendinize göre ayarlayın. Biz böyle yediğimiz için böyle koydum. Daha çok seven olur, az seven olabilir. Bu yine size kalmış bir şey. Şimdi bunları güzel böyle karıştıracağım. Güzel patates güvecimiz olacak. Farklı sebzeli bir güveç olacak. Eminim siz de deneyeceksiniz gördükten sonra. Ya insan her gün düşünüyor bugün ne yapsam falan. Ben de bugün böyle bir şey aklıma geldi. Malum önümüzde Ramazan'dayız. Akşama iftar. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi birazcık 5-10 dakikada böyle. 5-10 dakikada demesem 2-3 dakikada olsa olabilir. Fazla bekletmeyebilirim. Çünkü patateslerim bayağı güzel şey yaptı. Pişti yani, güzel pişti. Şimdi bunları tava yapacağım güzelce. Evet, şimdi 3 tane yumurta, bunun için 3 yumurta, azıcık bir tuz koydum ve bir demetin yarısı maydanoz. İnce ince doğradım. Şimdi bunları güzel böyle karıştıracağım. Tavamın üstüne koyacağım. Şimdi bir kaşık da tereyağı koyuyorum buna. Şöyle bunu biraz karıştıracağım hemen beraber. Şimdi yumurtasını ve maydanozun üstüne dökeceğim. Ağır ateşte ağzını kapatıp yavaş yavaş pişireceğim. Öyle. Maydanoz ve 3 tane yumurta. Azıcık da tuz koydum yine yumurtama. Çok az sanırım.
Güzelce tabağın üstüne yayacağım. Her tarafına gelecek şekilde. Her tarafı kapatsın ki. Şimdi ayranımı kapatıyorum. Kapağını da kapatacağım. Yavaş yavaş pişirmeye bırakacağım. Şimdi tavamı çevireceğim. Çok güzel kıpkırmızı olmuş. Şimdi tavamı biraz daha yağlayacağım. Güzelce yağlanması gerekiyor tavanın. Şöyle. Şimdi az daha böyle 2-3 dakika daha piştikten sonra tekrar çevireceğim, size göstereceğim. Evet. Güvecim pişti, patates güvecim pişti. Şöyle çeviriyorum. Mis gibi tavama boşaltıyorum. Şöyle. Şöyle. Biraz doğru koyamadım ama düzeltiyorum. Arkadaşlar, patatesi güvecim pişti. Nar gibi kızardı. Akşama güzel bir ana öğün olarak yemek çok güzel yiyebiliriz. Siz de aynısını yaparsanız memnun kalacağınızdan eminim. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağından bugünlük bu kadar. Bugünlük patatesli güveç yaptık sizler için. Umarım memnun kalmışsınızdır. Beğenirsiniz, siz de denersiniz. Bana abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi günler, hoşça kalın.